tabii özellikle ilk dönemden itibaren, yani 9. yüzyılın başından itibaren tıbbın o gelişme evrelerini yavaş yavaş atlayıp zirveye tırmandığı dönemlerde hep bunu görüyoruz. Müslüman tabipler, İslam medeniyetinin tabipleri, çünkü bu tabipler arasında şeyler de var, Nasturiler de vardır, Süryaniler de vardır. Sonradan bir kısmı Müslüman olmuştur ama İslam medeniyetinin tabipleri diyoruz. İslam tıbbının bu ilim adamları empirik tıbbı kullanırlar, tecrübeye dayalı tıbbı kullanırlar. Bu empirik tıbbın en önemli şeyi hasta üzerinde yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkan bir tedavi yöntemi olarak deneye dayalı. Deneyseldir. İslam tıbbı deneyseldir. Ve genellikle efsundan uzaktır. Ha, İslam'da rukiye yani okuma vardı. Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şeyler var ama kesinlikle bakın o demin bahsettiğimiz sahabe hanımefendiye çocuğunun ağzındaki bademcikleri yukarı kaldırma noktasında okumadan veyahut da üfürmeden bahsetmiyor Hazreti Peygamber. Diyor ki buna şu bitkinin suyunu içir diyor. O dihindinin suyunu içir diyor. Şimdi bu noktadan hareket ettiğimiz zaman Batı tıbbı ile İslam tıbbının arasındaki en önemli özellik İslam tıbbının hastahanelerde geliştirildiği, bu darüşşifalarda geliştiği ve darüşşifaların gerçekten zirveye tırmandığını görüyoruz. Ama Batı tıbbı ise kilisede ortaya çıkıyor önce ve papazların kendi yöntemleriyle yaptıkları tedaviler vardır önce. Ve onların o günkü özellikle 10, 11. 12. yüzyıllarda Batı'da tıp diye bir şey yok. Yani çok 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 basit ve ilkel metotlarla uygulanıyor. İşte bir örnek olarak bu Usame bin Munkiz'in Kitab-ül İtibar, İbretler Kitabı adlı eserinde çok bize bütün Avrupa tıbbı ile İslam tıbbı arasındaki farkı anlattığı bir hikaye vardır. Bir olay vardır daha doğrusu. Yaşanan bir olay vardır. Haçlı seferleri sırasında bugünkü Kuzey Suriye'de Haçlılar oraya yerleşip de özellikle Urfa ve çevresini ele geçirip arkasından Antakya'yı, Sur, Kudüs ve bu şehirleri ele geçirdikten sonra buralarda uzun müddet kalıyorlar. 88 yıl müddetle Kudüs işgal altında kalıyor. Bu dönem içerisinde Haçlılar Müslümanlardan birçok şey görüp şaşırıyorlar. Bunların metotlarıyla bizim metotlarımız farklı. Bunun üzerine bir şövalye Müslüman yöneticilerden birine gönderdiği bir mektup ile ve bir elçi ile kendisine bir tabip gönderilmesini istiyor. Bunun üzerine Usame bin Munkiz ve yanında diğer tabiplerle birlikte oraya gidiyorlar. Amcasıyla özellikle orada yaralıları tedavi etmek üzere gittiklerinde bir kadın getiriyorlar. Kadın sürekli başından şikayet ediyor. Ve diyorlar ki bunun yapılması lazım. Buna bir uygulama yapmamız lazım diyor. Tedavi şekli olarak ilaçlarla vesaireyle. Ama orada bir papaz geliyor. Hayır diyor. Bu kadının kafasına cin girmiştir diyor. Bu cinni çıkartmamız lazımdır diyor. Ve çok ilkel bir yöntemle kesinlikle Müslüman tabiplerin asla benimsemediği ve razı olmadığı bir yöntemle önce kadının saçlarını usturayla kesiyorlar. Arkasından kafa tasını şeylerle. O zaman anestezi çok nadir. Müslüman tabipler afyondan istifade ederek anestezi yapıyorlar. Afyon suyunu o cerrahi operasyon yapacakları yerde afyon suyunu sıkmak bir süngerle veya bezle sıkmak suretiyle orayı tabiri caizse uyuşturuyorlar. Keçeleştiriyorlar. Keçe haline geliyor. Ve ondan sonra bıçağı vuruyorlar. Şimdi bunlar öyle değil. Kadının bağlayarak hareket etmemesi için kafasından, kollarından, bacaklarından bağlayarak kafatasını kesip birden beyni fırlıyor ve kadıncağız anında ölüyor.
Aynı şekilde bir şövalyeyi getiriyorlar. Bir asker bacağı yaralanmış. Biz diyor hemen diyor buna bazı merhemler hazırladık diyor. O yaraya sürmek ve yarayı tedavi etmek için biz hazırlıklarımızı yaparken yine onların papazlarından birisi geldi, dedi ki olmaz dedi. Bu adam dedi kesinlikle bu bacakla yaşayamaz. Bu bacağının kesilmesi lazım yoksa ölecek ya, tabii kangren olacak, adamı öldürecek. Doğrudur. Ama bunu baltayla kesmeye kalkışıyorlar. Adamın tabii ayağını böyle bir kütük üzerinde koyup baltayla kesmeye kalkışınca birden o kemikler içerisinde iyilikler fırlıyor ve adam bir müddet sonra o da vefat edip gidiyor. Şimdi biz diyor oraya onları normal ilaçlarla tedavi etmeye gitmişken diyor baktık ki bize göre bir şey yok, dedik ki sizin yöntemleriniz böyle ise biz müsaade isteyelim diyor ve oradan ayrılıp gidiyorlar. Bu Kerek şehrinden ayrılıyorlar. Şimdi o günkü yöntemlere baktığımız zaman Avrupa'da birçok yerde doğru dürüst bir sefer tıp eğitimi yok daha. İslam tıbbından yapılan çevirilerle ve yine eski Grek tıbbının eski Grekçeden Arapçaya ve Süryanice'ye, Süryanice'den de Arapça'ya yapılan çevirileri kısmen Batı'ya intikal etmiş ama bunları çok az kullanabilen vardır veya çok az okuyabilen vardır. Hatta El-Havi Fıttıbb'ın bu 15. 16. yüzyıllarda Paris Kütüphanesi'nde, Saray Kütüphanesi'nde bir tane nüshası var. Ve Avrupalı tabipler bu El-Havi Fıttıbb'ın bir nüshasının bir cildinin bir kısmı tercüme edilmiş. Çok fazla bir şey değil. Sadece o kısmı görmek için kraliyet şeyine 100 frank yatırmak suretiyle ancak kitabı görebiliyorlar. Ama aynı dönemde Kurtuba'da her şehirde onlarca kütüphane var. Aynı şekilde Bağdat'ta her yerde kütüphane var. Yani devletin kurduğu kütüphaneler var, onu bırakın. İlim adamlarının her birisinin evi bir kütüphane. O kadar çok kitap var ki, o kadar çok kitap telif edilmiştir ki. Yani bunların tabii bir kısmı maalesef İspanya'nın Vizigotlar tarafından Endülüs'ün işgal edilmesiyle birlikte yakılmıştır. Bir kısmı da Bağdat ve çevresinde Hulagü'nün Bağdat'ı Moğol istilası sırasında bu kitaplar Dicle Nehri'ne atılmış. Hatta deniyor ki günlerce Dicle Nehri'nin suyu mürekkepten dolayı mavi akmıştır. O kadar çok kitap telef edilmiş maalesef. Çünkü görüyoruz falan kitapta şu kitaplardan bahsediliyor, o kitapları bugün bulamıyoruz. Demek ki ya yakıldı veyahut da maalesef bir hafta müddetle Kurtuba'nın kütüphanelerinin kitaplarını topluyorlar ve onları meydanda ateşe verip etrafında bir hafta müddetle dans ediyorlar ateş sönünceye kadar. Şimdi düşünün, bu kadar fizik, kimya, matematik, cebir kitapları maalesef bu şekilde telef edilmiştir. Bu iki büyük felaketten dolayı biz bu şeyleri kaybetmişizdir. Ama tedavi yöntemi olarak genellikle Ebu Bekir Errazi'den sonraki dönem içerisinde mutlak surette deneye dayalı tedaviler yapılıyor. Hatta sadece tıbbi alanda değil, psikolojik ve psikoterapi alanında da müthiş gelişmeler vardır. Bir iki örnek verecek olursak, bir gün bir hastanın birisi geliyor Ebu Bekir Errazi'ye, durmadan kan kusuyor. Ya bunu birçok yönüyle tedavi etmeye çalışıyor, ilaç veriyor, yapıyor, olmuyor. Mide ilaçları veriyor. Hiç fayda etmiyor. Bir de ilaçlarının fayda etmediğini görünce adama soruyor, genç adam. Diyor ki sen nereden Bağdat'a geldin diyor. Ben İran taraflarından geldim diyor. Peki yolda ne yedin, ne içtin diyor. Bulduklarımı yedim diyor. Bir de su da sarınçlardan içtim diyor. Tamam diyor. Ertesi gün onu getiriyor. Bir lapa yapıyor. Deniz süngerinden lapa yapıyor. Ve onu şeylerle karıştırmak suretiyle adamın ağzına zorla midesine indiriyor ve
kusturmaya çalışıyor. Kusturunca o şeyin üzerine yapışan sülük çıkıyor. Sülük mideye yapıştığı için o mide tedavisi hiçbir zaman kâr etmiyor. Sürekli sülük o mideyi kemirip duruyor ve oradan kan geliyor mideye, boğazına, ağzına kan geliyor ve bu şekilde bir yöntemle gerçekten farklı bir usul ile tedavi ediyor. Bir psikoterapi ile ilgili bir yöntemi anlatayım. Adamın birisi psikolojik olarak daima kafasında bir küp görüyor. Diyor ki kafamda küp var. Aslında yok. Bir küp yok kafasında. İşte şeye götürüyorlar onu. İbn-i Tilmiz'e götürüyorlar. Şey yapsın, tedavi etsin diye. Bakıyor gerçekten çocukta psikolojik bir hal var. Evladım diyor, sen bu küpü niye kafanda taşıyorsun diyor. Bilmiyorum efendim diyor, oraya yerleştirdiler. Orada duruyor diyor. Tamam diyor, yarın gel ben bunu şey yapacağım, ameliyatla alacağım diyor. Ertesi gün bu hastanın gireceği kapının üst tarafında bir küp bağlıyor orada iplerle. Ondan sonra asistanlarına diyor ki adam içeri girer girmez, daha içeri girdiğinde küpü yere bırakın diyor. Ve adam içeri girdiğinde güm diye küp yere düşünce oh be rahatladım diyor, küp gitti. Şimdi bu bir yöntem, bir psikoterapi yöntemi ve bunun gibi çok çok örnekler vardır. Tabiplerin gerçekten o dönemlerde Avrupa'da olmayan yöntemler uygulamışlardı. Tedavi yöntemleri çok çok deneysel, tecrübeye dayalı. İbn-i Sina mesela diyor ki her cerrah ameliyat yapamaz diyor. Cerrahın kesinlikle vücudun bütün damarlarını çok iyi bilmesi lazım diyor. Hangi damarların nereden geçtiğini iyi bilmesi lazımdır ki o ameliyatı yapabilsin. Bu son derece o dönem için, yani 11. yüzyılın başı, çok önemli bir tespit bu. Ve herkesin ameliyat yapmaması gerektiğini ifade ediyor. Bir şey olarak da son şunu ifade edeyim. Şam'da En-Nuri Hastanesi var biliyorsun. Nureddin Zengin'in yaptırdığı bir hastane. Bir gün adam birisi işte seyyah, turist diyelim. Şeyden geliyor, İran taraflarından geliyor. Buradan geçerken bakıyor ki hastanenin kapısı önünden geçtiğinde müthiş yemek kokuları geliyor içeriden. Çok güzel, nefis kokular. Tabii Şam yemekleri vesaire. Adam hemen midesini tutuyor ve yerde kıvranmaya başlıyor. Öldüm, öldüm, hastayım diye. Hemen içeri alıyorlar, bunu muayene ediyorlar. Tabii muayenede önce intern doktorlar muayene ediyor bugünkü tabiriyle. Sonra asistanlar eğer çözemezlerse arkasından doçentler, sonra büyük hoca bunu tedavi ediyor. Bunu ilk aldıklarında bakıyorlar ki bu adamın şeyi yok. Yani herhangi bir hastalığı yok ama misafir ediyorlar, anlıyorlar meseleyi. Hastaların artık iyileşme devresine geldiklerindeki revire alıyorlar. 3 gün orada misafir ettikten sonra ona diyorlar ki yeter artık. Misafirlik 3 gündür, kalk git diyorlar. Ve babasına mektup yazıyor İran'a. Diyor ki burada diyor öyle hastaneler var ki diyor. Ben kapısının önünden geçtiğim zaman o yemek kokularını görünce kendimi hasta gösterdim ve hasta numarası yapıp içeri girdim, orada yattım. Ama orada diyor her gün bize tavuk gelirdi diyor, tavuk dolması gelirdi, börek gelirdi diyor, böreğin içinde bal vardı diyor. Çok nefis, tabii bu iyileşmiş hastaların yemekleri. Bu da misafir olduğu için ona o yemeklerden yediriyorlar. Ve ballandıra ballandıra babasına hastanedeki şeyi anlattığı gibi diyor ki hastalar her gün banyo yapılıyor, her gün yıkanıyor, her gün çamaşırları ve çarşafları, yatak çarşafları değiştiriliyor. Yani bugünkü bizim en lüks hastanelerimizde bile evet çarşaflar değişiyor ama her gün hastaya banyo yapmıyorlar. Orada mutlaka hasta yıkanacak ve ona göre tedavisi yapılacaktır ve benzeri. Bu örnekler çok çok fazla. Gerçekten İslam tıbbının deneysel bir tıp olarak geliştiğini ve dünya tıbbını etkilediği kanaatindeyiz.